için Bursa Makina Fuarı'ndayız. Yanımızda Murat Bey var. Hem kendisini hem de işletmesini tanıyacağız. Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle seyircilerimize sizleri tanıtalım. Sonrasında Pendisi'ye geçelim istiyorum. Tamamdır. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Murat Ünal. Ben 25 yıllık yazılımcıyım. İşte Bursa'da yazılım üzerine işler yapıyoruz 25 yıldır. Daha çok tekstil üzerineydi. Daha sonradan makina uygulamaları yazmaya başladık. Makine fabrikalarına. Şu an Pendisi olarak Bursa'da yaklaşık 21 yıldır evet, iş hayatındayız. Toplam 47 kişilik bir ekibimiz var. Tamamen yazılım üzerine çalışıyoruz. Hem sunucu parkurumuz var, bir data center'ımız var. Bu data center'da da işte firmaların sunucularını barındırıyoruz. Onların operasyonel maliyetlerini azaltmak adına. Ve aynı zamanda da yazılım hizmetleri sunuyoruz. Çok güzel. Teknoloji geliştikçe insanların ve firmaların hayatlarını kolaylaştıracak çok fazla yeni unsur gelişiyor. Fakat konuya hakim olmayanlar nasıl bir fayda yaşayacaklarını maalesef öngöremiyorlar. Evet. Peki bir işletmenin bu kurulumu kullanmasının avantajı nelerdir? Şöyle, aslında bir firmada içeride sunucu olduğu zaman firmanın birincisi yatırım maliyeti yüksek çıkıyor. Yani bunu şöyle düşünün. Aslında en bariz mantıkla şöyle açıklanabilir. Siz araba satın almıyorsunuz da firmanıza araba kiralıyorsunuz. Bizimki de aynı mantık. Siz fabrikanıza bir sunucu satın almıyorsunuz. O sunucuları bizden kiralıyorsunuz. Bizim şöyle bir hesaplamamız var. Ortalama bir firmanın bir sunucu odası yaptığını düşünün içeriye. Minimum 380-450 bin lira civarında bir rakamı çıkıyor. Fakat aynı orandaki makineleri bizden aylık 2500-3000 liraya kiralayabiliyorlar. Bunun bir de sunucuların bir operasyonel maliyetleri oluyor. Onun mantığı da şu, siz içeride bir sunucular barındırabilirsiniz. Fakat o sunucuları yönetmek için içeride bir ekibe ihtiyacınız var veya dışarıdan bir firmayla anlaşmak zorundasınız. Bizde böyle bir mevzu da ortadan kalkmış oluyor. Biz firmaların yerine hem sunucularını yönetiyoruz, hem bakımlarını yapıyoruz, hem işte müdahale etmemiz gereken konularda biz direkt müdahale ediyoruz. Aslında sunucuların bütün sorumluluğunu biz firmaca yüklenmiş oluyoruz. Harika gerçekten. Bursa temelli bir firmayız. Peki tam olarak nerelerde hizmet veriyoruz? Bursa ile sınırlı mı? Değil. Biz şu an işte Kars'tan Edirne'ye kadar birçok müşterimiz var. Şu an yaklaşık 150-200'e yakın fabrika müşterimiz var. Sunucuları tamamen bizde olan. Biz sadece yurt içinde de çalışmıyoruz. Yurt dışında müşterilerimiz var. Bizim şu an işte Fas'ta, Portekiz'de, Malta'da sunucularını bizden kullanan firmalarımız var. Bütün altyapılarını bizden kullanıyorlar. Biz sadece fabrikalarla da çalışmıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Bizde şu an yaklaşık 6 tane ticaret odası var. Bütün sunucularını bizden kullanan. Yani üretim yapan fabrikalar var, muhasebe odaları var, mali müşavirlikler var. Aslında bizim yaptığımız iş hem sunucu yönetimi olduğu gibi hem de yedekleme yapısını da kurgulayabiliyor olmak. Firmalar aslında yedekleme için ekstradan bir çaba sarf etmek zorunda kalmıyorlar. Veya yedekleme için ekstra bir yatırım yapmak zorunda kalmıyorlar ve yedeklerini takip etmek zorunda da kalmıyorlar. Biz onların yerine, firmanın yerine bunların hepsini otomatik olarak yapıyoruz. Çok büyük bir pazardan söz ediyorsunuz. Evet. İnsanlar çok uzak yerlerden de sizinle çalışabiliyorlar. Bu ciddi bir güven kazanımını gösteriyor bizlere. Bunu nasıl başardınız peki? Tabii bunları zaten öncelikle bir sertifikasyonlarımızla yapıyoruz. Bizim işte bu bizim sektörle uyumlu bütün ISO sertifikasyonlarımız var. Artı Data Center olarak da Tier 3 denen bir sertifika var. Onun şu an ön onayından geçtik. Muhtemelen Şubat ayında o sertifikamız da verilecek ki bu sertifika zaten İngiltere'den alınıyor. Artı firmalarla karşılıklı bir gizlilik sözleşmesi de imzalıyoruz talep eden firmalarla. Yani genel olarak bu. Çok güzel. Benzer alanlarda hizmet veren diğer firmalardan peki sizi ayırt eden unsurlar neler? Neden sizle çalışmalı insanlar? Şöyle, birincisi biz teknik ekip olarak çok güçlü bir ekibiz. Biz 47 kişilik bir ekibimiz var, sistem ekibimiz. Biz 7/24 teknik destek veriyoruz. Firmaların sistem yükleriyle alakalı bizden anlık destek alabiliyorlar. Artı bir data center'ın en büyük maliyeti elektrik maliyetidir. Biz yenilenebilir enerji kullanıyoruz, temiz enerji kullanıyoruz. Binamızın üstünde işte 1600 metrekarelik bir güneş panelleri var. Biz elektriğimizin çok büyük bir kısmını güneşten alıyoruz. Çok güzel. Bu da otomatikman bizim maliyetlerimizi düşürüyor. Yani bu sektörde biz tek değiliz, birçok firma var. Ama inanın en düşük maliyetleri veren biziz. Çünkü biz elektriğimizi dediğim gibi en büyük gider kalemimizi güneşten alıyoruz. Çok güzel açıkladınız gerçekten her şeyi. Ben eminim ki seyircilerimizin tamamı Pendisi'nin sektöründe ne kadar lider bir firma olduğunu anlamıştır. Şimdi size ulaşmak isteyenler nerelerde ulaşabilir? Bunu da alalım. Bizim web adresimiz pendisi.com, pendc.com olarak geçiyor. Oradan bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımız var, adresimiz var, mail adreslerimiz var. Oradan bize iletişime geçerlerse mutlaka biz de geri dönüş yaparız. Çok teşekkürler. Röportajımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz veri yedeklemesi üzerine çalışıyoruz. Bugün içinde olduğumuz çağda veri çok önemli bir mevzu.
Benim hep kullandığım bir slogan var. Yedek insana hayatta bir kere lazım olur. O gün ya vardır ya yoktur. Biz de o altyapıyı sağlıyoruz. Bizimle çalışsınlar veya çalışmasınlar ama verilerine iyi baksınlar, datalarına çok iyi baksınlar. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey'e vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.